Öyle değil mi Nazlı? Değil Pelin'cim. Beni cazibesi etkilemedi. Evim burada, işim burada, okulum burada. O yüzden buradayım ben de. Yoksa bana kalsa küçük bir kasabada yaşamayı tercih ederim. Sen Antakya'dan gelmişsin değil mi? E tabii. Küçük yerden gelince büyük şehrin keşmekeşi yorar insanı. Burada ayakta kalmak zor gerçekten. Ben alıştım bu kalabalığa. Aynı Ferit gibi şehir insanıyım. Pelin'cim bu yanılgıya düşme. Yani bari sen düşme en azından. Büyük şehirlerde doğanlarda hep bu var biliyor musun? Daha çok şey biliyoruz, daha çok şey yaşıyoruz hissi. Ama öyle bir şey yok. İşse her yerde benzer sorunlar. Öğrenciysen okul hayatları neredeyse hep aynı. Yani öyle sandığınız gibi çok acayip şeyler yaşamıyorsunuz. Olabilir. Yani İzmir'de doğdum, İstanbul'da okudum. Bir süre New York'ta yaşadım. Büyük şehirlerde yaşadım. Küçük yer bilmiyorum onun için. Biliyorsundur ya. Çeşme var, Bodrum var. Kesin biliyorsundur. Ferit. Hı. Şu İstiklal'de manzaralı terası olan yer açık mı hala? Bilmem. Çok uzun zaman oldu gitmeyeli. Sen gittin mi oraya hiç Nazlı? Hayır, gitmedim. Nazlı'yı da götürsene oraya Ferit. Çok güzel bir yerdi, bayılırsın. Eminim. Dayı, ben ödevlerimi bitirdim. Oyun oynamaya hazır mısın? Neredesin, göremiyorum. Ödeyim. Gel, gel, çekinme. Aferin sana, demek bitti ödevlerim. Bak, bu abla seni görmek için geldi. İsmi Pelin, annenle benim eski bir arkadaşımız. Merhaba Bulut. Merhaba. Ben seni en son şu kadarcıkken görmüştüm. Şimdi kocaman olmuşsun. Teşekkürler. Sana sarılabilir miyim Bike? Hile yaptın. Hile yaptın. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Hadi bir daha. Taş, kağıt, makas. 3-0 oldu. Al bakalım suyunu iç. Eğlenceli olur diye düşünmüştüm. Hem senin arabaların vardır, kepçen vardır. Onlarla oynayalım mı? Ama benim canım şu an arabalarla oynamak istemiyor. Peki kelime oyunu oynayalım mı? Mesela ben sana bir kelime söyleyeyim. Sen onun sonundaki harfle bana başka bir kelime söyle. Mesela ben elma diyorsam sen bana... Ateş. Evet. Oynayalım mı? Olmaz, çok sıkıcı. Nazlı benim yatma saatim daha gelmedi. Senin yatma saatin geldi de geçiyor bile Bulut'cum. Ama bu akşam misafirimiz olduğu için uyku saatini biraz esnettik. Üzgünüm, benim yatmam gerekiyor. Eğer geç yatarsam sabah erken kalkmakta zorlanıyorum. Uyku saati konusundaki hassasiyetin gözlerimi yaşarttı Bulut Bey. Hadi bakalım yatağa maş maş. Herkese iyi geceler. İyi geceler, geliyorum. Hayret. Normalde 5 dakika daha fazla oturabilmek için türlü türlü bahaneler uydurur. Şimdi uykusu gelmiş. Ben gidip Bulut'u yatırayım. Ben de bir kahve hazırlayayım. Lavabo neredeydi Ferit? Hemen sağda. Çok iyi geldi, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben kalkayım artık. İyi akşamlar Pelin. Her zaman gel. İkiniz de çalışıyorsunuz, yorgunsunuzdur.
kitap değil mi Ferit? Farkında değilim, hangisi? Anna Karenina. Okudun mu hiç Naz? Okudum. Okul zamanlarında. Ama tüm detaylarını hatırlayamıyorum tabii. Aa, o zaman tekrar okumalısın. Kıskançlık üzerine çok güzel bölümleri var. Pelin'cim çok tatlısın. Ama şu aralar gerçekten kıskançlık üzerine bölümler okuyacak vaktim yok. Ama tavsiyen için sağ ol. Her şey için çok sağ ol. İyi akşamlar. Ben sana yolu göstereyim. Taksi çağırdık, gitti Pelin. Hadi yatalım biz de. Pelin haklıymış. Hangi konuda? Kitabı gerçekten de o hediye etmiş sana. Ben öyle hatırlamıyorum ama emin değilim. İşinden bu çıktı. O kitabı? Evet. Benim kitapların arasında fotoğraf saklamak gibi bir adetim yok Nazlı. Önceki evden taşınırken herhalde bir yerde bulup içine saklamış. Bilmiyorum yani. Ben yatıyorum. Ah be Pelin. Ne adlar karıştırıyorsun kim bilir. Konuşabilir miyiz Naz? Ne konuşacağız sabah sabah? Düşündüm de Pelin bizi huzursuz etsin istemiyorum. Pelin beni huzursuz etmiyor. Seni ediyorsa bilemem. Şu kitap, içindeki fotoğraf falan. Ferit'ciğim, insanlar birbirine kitap hediye edebilir. O kitapların arasında fotoğraf da saklanabilir. Hatta o fotoğraflar o kitabın arasına başka şekilde bile girmiş olabilir. Olur öyle şeyler. Problem değil. Bunların hiçbiri bir sıkıntı yaratmıyor diyorsun ya. Öyle. Bizim evliliğimiz sahte Ferit. Ben bunu unutmuyorum. Sen de unutma. Bulut'un durumuna engel olacak bir şey yapmadığın sürece ne yaptın beni ilgilendirmez. Tamam. Bir de bugün gastronomi röportajı var. Saat 12'de restoranda olman gerekiyor. Geleceğim. Orası ikimize ait. Pelin falan önemli değil. Tam zamanında orada ol bana yeter. Çıkmam lazım. Marina ihalesi için çalışma yapıp teklif verecek olan mimarlık ofisinin temsilcileri içerideler. 7 firma başvurdu da kaçı geldi bilmiyorum. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Rahatsız olmayın lütfen. Hoş geldiniz. Ben... Vakit kaybetmeden hemen briefing'e başlayayım. Şimdi şöyle bir marina istiyoruz. Öncelikle Türkiye'de eşi benzeri olmayan değişik bir mimaride, başka bir vizyonda,
Güzel bir marina istiyoruz. Yeni marina inşaatı için proje ve çözüm ortağı bir mimarlık ofisi aradığınızı öğrenince kalktım geldim. Kötü mü yapmışım? Yok, ben sadece şaşırdım seni görünce. Neden? Bence bu proje için gayet uygun olabilirim. İşime ne kadar aşık olduğumu ve en az senin kadar titiz çalışmaya özen gösterdiğimi unutmuş olamazsın. Hayır, tabii ki unutmadık. İşinde gerçek bir profesyonel olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem bu proje herkese açık bir iş değil mi? Şirket şartnamesine uygun olduğu sürece teklif vermemde ne gibi bir sakınca olabilir? Haklı. Hem ayrı kaldığımız onca zamanla hem de arkadaşlığımızın yeniden başlamasının hatırına bu proje şahane bir başlangıç olmaz mı? Bence bunun için daha küçük ve sakin adımlar atmalıyız. Bir anda böyle büyük bir proje için birlikte çalışmak fazla büyük bir adım olabilir. Ya Engin, bir şey söylesene. Torpil istemiyorum ki. Küçük bir şans istiyorum sadece. İyi olan kazansın. Neden olmasın Ferit? Pelin haklı yani, bu sonuçta herkese açık bir iş. Öyle olsun, tamam. O zaman kolay gelsin sana. Bir an önce çalışmaya başlamak istersen herhalde. Evet, acil çalışmaya başlamam lazım ama... öncesinde Zeynep'le Demir'i ziyarete gitmek istiyorum. Bana yerini tarif etseniz yeterli, ben bir şekilde bulurum. Ben götürürüm seni Pelin. İşlerden fırsat bulup ne zamandır gidemedim zaten. Ben de gitmek istiyordum. Yalnız bırakmayacağım Zeynep. Sık sık geleceğim ziyaretine, merak etme. Sen nasıl dayanıyorsun? Zor. Zor ama dayanıyorum. Bulut için. Çok özlemiştim onu. Son bir kez görebilseydim. Uzun zamandır görüşmüyorduk biz, biliyorsun. Artık gidelim mi? Olur. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyisin ha? İyiyim, iyiyim. Yani üzüntüden herhalde bir an başım döndü. Hatırlıyor musun? Sen, ben, Zeynep bazen saatlerce yürüdük. Zeynep hareket etmeden duramazdı. Yolda bulduğu her canlıyı beslerdi. İnsan, hayvan fark etmezdi. Saatlerce beklerdik onu. Zeynep çok sabırlı ve şefkatliydi. Geç kalıyorsun, işin var galiba ama buraya mezarlığa gelmek çok kötü oldu. Nefes alamıyormuşum gibi geldi bir an. Biraz yürüsek, yani eğer mümkünse. Ben aslında... Özür dilerim, ben seni zorlamak istemem. Sadece çok ağır geldi. Biliyorum,
Ben de aynı şekilde hissediyorum buraya geldiğimde. Benim biraz daha zamanım var. Yürümek ikimize de iyi gelir. Şu İstanbul'la ilgili özlemeyeceğim tek şey trafiği sanırım. Amerika'dayken bir şekilde katlanırım diyordum ama çekilecek çile değil. Geç kalıyorsun değil mi? Bak ne diyeceğim. Sen şu ileriden kaçsana. Hiç bekleme bunları. Beni de burada indir. Yürüyüş yapmış olurum biraz, iyi gelir. Emin misin? Hala centilmezsin, evet, ama eminim. Beni oteli bırakarak vakit kaybetme. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Geç kaldım. İçin rahatlayacaksa o merdaneyi kafamda kırabilirsin. Konuyu ciddiyetle düşünüyor gibisin. Neden olmasın? Nazlı, gerçekten çok üzgünüm. Şirkette işler uzadı. Pelin yeni açtığımız bir işe teklif sunmak için geldi. Sana çok önemli, burada olman gerekiyor dedim. Ve gecikme için sunduğum bahane bu mu gerçekten? Sonra Zeynep'in mezarına gitmek istedi. Ben götürdüm. Trafiğin bu kadar olacağını hesap edemedim. Seni zor durumda bırakmak da istemedim. Ben işleri sensiz de gayet güzel idare edebilirim Ferit. Ettim de. Sorun şu ki burası ikimizin yeri. Ve sen burada olmalıydın. Haklısın. Ama bensiz idare edebileceğinden şüphem yoktu zaten. Nazlı. Ben seni üzmek istemezdim. Lütfen inan. Abartmayalım istersen Ferit. Üzüldüğüm falan yok. Bir söz verdin, tutmadın. Ben de zor durumda kaldım. Ama hallettim. Sorun yok. Nazlı. Bak Ferit, gerçekten çok işim var. Bence boş verelim, tamam, sorun yok. Evet, yoğunuz. İkimiz de yoğunuz. Hatta beni bekleyen toplantılar var. Buna rağmen gelmiştim buraya. Sen o zaman vakit kaybetmeden toplantılarına git. Gidiyorum. Bu arada aklımda olsun. Bulut iki günlüğüne annemde olacak. Çiftlikte. Tamam. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Engin, rezidans inşaatının sunumuna yetişemeyebilirim demiştim ya. Yetişeceğim. Sen şirkette kalabilirsin. Sonra ben şirkete geçerim akşamki toplantı için. Engin, ben eve geldim. Tamam Ferit, ben şirketteyim. Toplantıya seni bekliyoruz, gelecek misin? Ben de onu diyecektim. Beni beklemeyin, ben biraz yorgunum, evde dinleneceğim. Sen halledersin. Tabii tabii, hallederim. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Tamam ortak, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Yorgunum. Kırgınım. Kafa
kafamı dinleyeceğim. Gidiyorum.